Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun sevgili takipçilerim. Hayırlı günler diliyorum hepinize. Nasılsınız, iyi misiniz? Ramazan'ın ikinci günüyüz bugün. Elhamdülillah, Rabbime şükürler olsun. Ben dün bir evde işlerim vardı, onları hallettim. Az sonra çekim de yapacağım size. Camimize şimdi maske dikeceğiz. Ya cemaate dağıtılacak ya da bilmiyorum, hayımları bir yerlere dağıtılacak herhalde. Ta onun kararı verilmedi. Şimdi maske dikiyorum dünden beri. Bir türlü de beceremedim. O kadar da kolay değilmiş aslında böyle görüldüğü gibi. Dünden beri uğraşıyorum ama epey bir yola koydum inşallah. Az sonra çekim yapacağım sizlere. Biraz bahçeye geldim. Arka tarafa söylemiştim size. Arka taraf çok berbat halde. Yapmamız lazım diye. Uzun zamandan beri de zamanımız olmadı. Arkadaşla ikimiz yapıyoruz. Komşumla. Yıllardır eski komşum. Allah razı olsun, aile dostumuz, birlikte gelip gittiğimiz arkadaşlarla birazını onlara verdim. Birlikte yapıyoruz inşallah. Onlar da buraya geldikçe bizi çağırıyorlar. Beraber onlar o tarafta, biz bu tarafta. Herkes işini yapıyor yani. Allah'a şükürler olsun. Onların sayesinde biz de geliyoruz bir şekilde. Temizlememiz gereken daha çok işler var da. Şöyle şurayı temizledik. Şimdi şuradan toprağı alacağız inşallah. Burayı küçük bir ev bulduk biz. Tahtadan arka tarafta var ya benim, onun gibi. Şurayı temizleyip ilk önce orayı bir evi kurduracağız. Komşumuzun zamanı olduğu zaman. Şöyle bir temizliyoruz işte biraz. Arkadaş da fasulye falan dikiyor burada. Öyle işte. Az sonra ben de azıcık bir şeyler yapacağım inşallah. Bak işte soğanlar büyümüş. Soğanlar büyümüş. Onlar niye yan yana olmuş öyle kıymet? Yan yana olmuş böyle. Gerçekten zayıf zayıf olmuşlar. Üzerine su dökmüş şöyle bol bol. Üzerine su üzerine kalmış. Üzerine kalmasın. Ondan sonra cümle öyle işte arkadaşlar. Şşş diye kadın bana korkuyor, sesim çıkıyor aşağı diye. Yoksa ki bir şey anlatıldı bana şimdi. Evet arkadaşlar, biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Az sonra ben de o taraflara bir şeyler yapacağım. Azıcık soğan almıştım. Ben soğanı bölüm bölüm dikiyorum. Şimdi bir tanesini yiyorum. Bak öbürküsü orada çıkıyor. Az sonra gösteririm sizlere. Şimdi onlar çıkarken tekrar yeniden dikeceğim. Boy boy bittiği zaman güzel oluyor yani. Taze soğan sürekli olmuş oluyor bahçede. Zaten bahçede en çok sevdiğim şey yeşil soğan, maydanoz, nane, pazı, ıspanak, marul. Bunlar oldu mu bahçede benim için işim tamam yani. Ve onları gördüğüm zaman artık yani otur kenarlarına severim. Azıcık büyüsünler de göresin inşallah. Neyse ben işimi yapmaya devam ediyorum. Az sonra görüşürüz gene inşallah. Şuraya da yine çiçek kutusu diktim. Elma ağacımız çok neşelendi burada. Onun dibine bir şey yapmamız lazım. Ağaçtan bir dayanması için. Şöyle şuralarda küçük küçük çiçekler diktim ama ta arkada çiçeklerim duruyor. Daha onlara geçme zamanım olmadı. Dediğim gibi yani yapacak o kadar çok şey var ki. Yani zaten sağlık olsun yaparız. Burayı da böyle işte bir bak şey. Bağ yaprağı tuttu orada. Çok güzel oldu. Artan çayları da dibine döküyorum. Şeyde demlikte kalan çayları dibine döküyorum. Oradaki o incir ağacımız da tuttu elhamdülillah. Kaç seneden beri bahçede armut ağacım vardı. Çiçekti. Yani hiç armut olmamıştı. Bu sene onda da var. Birkaç tane armudumuz var çok şükür. Burayı işte şimdi süpürdüm. Şimdi ayağımla bahçeden geldiğim için bahçede fasulye diktik. Az önce gördüğünüz gibi. Şurayı süpüreyim dedim.
Orası çünkü çamur oldu. Evet, bahçe yapmak böyle arkadaşlar. Yani seviyorsunuz ama her zaman böyle girip çıkmaya da zaman olmuyor yani. Sen suladın mı burayı? Sulamışsın. Ben burayı suladım, çimeni tamam, suladım. Tamam. Şey, o çimenin içini o içe atları şeydi de. Aslında burayı yine böyle bir çetaj alsak mı ki? Çimen. Tohum almak lazım. Komm Ricardo, was ist? Du kannst ruhig drauf, weißt du? Ja. Evet arkadaşlar, az sonra yemek yapmaya girişeceğim. Size biraz da bu akşam çekemedim, bu akşam yapacağım yemekleri çekerim. Özlem'le de dedim. Çocuklar babasına gidecekti, sen de bize gel iftara dedim. O da gelecek. Az sonra beraber iftar yemini görüşürüz inşallah. Ne? Başlattım. Evet. Evet arkadaşlar. Dün akşam başka bir çorba yemiştik. Tavuk çorbamız vardı eşimle. Onu yemiştik. Bugün de artık tarhana yapıyoruz. Bu tarhana artık Ramazanların vazgeçilmezidir. Bizim yöremizin meşhur çorbası. Ben bunu yaş tarhana bu. Ben çıkan sene kurutmaktan çok yaş koydum arkadaşlar. Çünkü yaş tarhanı daha çok seviyoruz. Kesebilir miyiz? Bugün menümüzde Özlem bir tarhana çorbamız var. Bulgur pilavı yapmıştık, azıcık kaldı ondan. Çok güzel oldu dün akşam. Şu biber kızartmalı şey, aman kabak falan kızartmıştım ya bahçeden. Artık ona da yensin dedim, onu oradan çıkarttım. Yoksa gelen yaparız, gece de yiyebiliyorum onları. Kahvaltıyla beraber gece de yiyoruz. Vallahi gece yedemiz herhalde. Tamam, bilsin de hayır yemezse dedim. Evet tarımla, evet arkadaşlar. Aslında ben kavurmalı yapıyorum genelde de bu sene öyle bir şey yapmaya zamanım olmadı. Niye içine kavurma koydun ya? Çok az bir şey koydum, buzlukta varmış da. Normalde biliyorsun Ramazan'da hep olur ya kıymadan ya etten kavurma olur mutlaka. Ama şey babana pazartesi aldırırım da yaparım inşallah. Azra azıcık koyu yap ya, ben çoğu et koyuyorum. Tamam buraya koyuyordum bugün. Şurada başka bir zamana kapaklayamazdım da. Tamam. Şey yapmayan çok çabuk mu? Çorbamız pişti arkadaşlar. Şurada dün akşamdan bulgur pilavımız. Onu ısıtırız şimdi. Köfte yoğuracağım 2 dakika kızım. Tamam. Ben ona da yoğurt hazırlayacağım şimdi. Ay şuna gidecek. Tamam olsun. Tabii amca söyledik. Ekmek çıkacak şimdi. Tamam iyi oldu, Allah razı olsun. Tamam. Bunu kapatırım altını. Köfte yoğuracağım, hemen kızartacağım. Tamam. Bir de salata, marul salatası. Ben şurada. Hani cacığımız da var. Ya da kompost açar istersen. Kompost su açalım. Tamam. Soğuk, soğuk. Var mı soğuk? Var var. Kızdırım hemen başlar. Bu fasulye kavuracağız şimdi. Benim yazda koymuş olduğum taze fasulyeler. Beyaz soğanım kalmamış, kırmızı soğan doğrayacağım mecburen. Olsun en güzeli. Öyle mi? Tabii ben size çok beyaz sevindim. Soğanım kalmamış, onu babana demem lazım. Bir de soğan doğruyoruz. Çok güzel oluyor arkadaşlar bunun kavurması. Şimdi yanında attım ocağa. Yağ kızması lazım çünkü. Ömer sesin kısa olur. Ne atıyorsun şimdi? Tuz. Tuzunu atıyorum. Karabiber. Atacağım hepsini. Söyle tek tek. Bu da karabiber arkadaşlar. Bu da pul biberi. Az acı olmasın. Aslında onun biberini de atıyorum biraz ama. Atalım mı? Ne güzel bir atalım. Bir tane de yumurta atsam biraz birleştirmesi için. Bir tane de yumurta atalım. Atanacığım at, acıttık artık. Aslında bak ben buraya şey hazırladıydım da unuttum, geliyor ama. Dur elimi yıkayayım. Şey koyduydum. Şey hazırladım. Hurma içine. Hurma aldım da. Ceviz falan hazırladıydım ben sizin. Bir tane de yumurta attım arkadaşlar. Aslında normalde atmıyorum ama. Şimdi baktım bugün bayağı kuru oldu. Önceden normalde ben bunu bekletiyordum böyle yoğurup da. Bugün de zamanım olmadı. Bahçelerde iş yaptım biraz. Zaten çekimlerimi de yaptık. Komşu gelmişti bahçeye, fasulye dikiyordu. Gel beraber dikelim dedi. Gittik beraber fasulye diktik. Yağ yanmışım bakayım. Evet. Yağın yanması lazım biraz da. Dur şimdi ben şöyle şu tarafa geçeyim. Biraz normalini de atayım ben alalım. Tamam. Demin hiç aklıma gelseydi giderdim zaten. Komple koyuvereceğim tavanı. Yavaş yavaş gidelim. Yok yok giderim ya. Yine kal istersen biraz fasulye yapalım sana da.
Ben de 12'ye kadar uyuyorum ben. Ben buraya uyumuşum, 3'ten gelince yatıyorum ben de. Evet arkadaşlar, böyle biraz bir tane yumurta da attım ben, birleştirmesini yaptım. Çünkü önceden yoğurup bekleseydim olacaktı. Sarımsağını, soğanını, karabiber, pul biberini attık. Şimdi böyle yavaş yavaş kızartacağız inşallah. Köftenin içine kaşar koyacağım, koyayım yoksa? Yok, sen bilirsin. Bakın arkadaşlar, bu şekilde azıcık dökün ya bu yumurtanın kenarından doğru. Tamam. Altınlarız şöyle. Evet, böyle bir fasulye tavuğu oluyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Genelde bunu ordularla Trabzonlar çok yapıyor. Bunun içine patates de haşlayıp atanlar oluyor. Bakın çok güzel oldu. Yavaş yavaş. Bu mesela 5 çaylarına falan çok güzel oluyor. Yani 5 çaylarına falan tavsiye ederim. Bunu sırf şey, Ayşe'nin gördüğüm yaptıydı sanki bir araya. Sırf böyle patatesi ince. Tamam, ince, patatesi ince. De yapıyorlar. Ha, değil mi? Patatesi de yaptıydı. Patatesi de yapıyorlar. Şöyle kalsın şu. Tamam. Şimdi köftemizin içine kaşar peynirini. Kaşarı rendeliyorum lazım. Koyacağım. Rendeleyeceğim mi yoksa? Rendeleyip içine koyacağım kaşarı. Rendele mi? Boş ver. Öyle mi? Bir küçük boya. Dilim dilim böyle dilim. Evet arkadaşlar, fasulyemiz oldu artık. Altı da üstü de pişti. Bakın böyle tamamdır. Şimdi köfte kızartacağız bunu da. Bakın. Sizlere de afiyet olsun. Yapmak isteyenler yapabilir. Masamızın ortasına bunu koyalım. Yavaş yavaş hazırlıyoruz masamızı. Yoğurduna dökeyim şeyimizi. Bu da yazdan bahçeden kızartmış olduğum kabak, biber. Şimdi köfte geçeceğim. Şöyle kaşar dilimledik. Aynen. İnşallah çok şey olmaz bu. Kaşarlı köfte olacak inşallah. Şeye tavaya yağ atabilirsin. Bir taraftan köfteleri koyabilirsin. İyi mi? Tamam. İçini oyup. Kaç tane yersin mesela? 4 tane yapıyor musun? 3 tane yiyelim. 3 tane. O zaman 3'er tane yapalım. 4 tane çok yavrum. Tamam. Ama Ömer'e de 2 tane yapmışsın. Aslında yemek yemişti ama köfte de yer yani belki. Bu şey biraz kuzuyla şeye karışık almıştım ya, ondan bu. Niye? Fark etmez zaten. Şey ama içine biliyorsun. Kaşar koyayım onu. Tamam. Bunu hemen koyayım. Pişsin o zaman onu. Bir de fırayım da. Bir şey koysun bir tarafta. Ha, bu senin geçen kuzulu karışık aldığın kıyma. Evet, almıştık ya. Yani danayla kuzu karışımı, evet, kıyma. Evet. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. İki tane, üç tane yapıyor mu Ömer? Ömer köfte istemiyor. Olabilir. Bazen sadeden çok şey, böyle içine bir şey asmadan bezelye de atacaktım da şu anda hiç yapmadım. Yok yok, bırak. Şimdi bezelye, garnitür var ya, garnitür de çok güzel oluyor. Öyle de güzel oluyor. Sebeple parça havlu da çok yapardım. Evet, onu da çok yapıyordum. Şimdi çoktan beri yapmadım onu. Çok güzel görünüyor. Şunlar ömrü insadeler. İlk taraf son 12 dakikamız kaldı inşallah. Hayırlısıyla. Hiç aklıma bile gelmiyor benim, elhamdülillah. Yok, öyle benim de aklıma geldi ama bugün birazcık şey oldum, biraz böyle bir öğlen sarsıldım, ufaklara kavaltı. Annemin komşusu şimdi böyle, ne bu ismi? Buğulanmış balık. Buğulama balık getirdi şimdi iftara.
yapımızı açıyoruz. Başlarımızı da koyalım.